O, her alakasını vecde kuran, varoluşun hissettirdiği coşkuyla kendini varlığa açan, keşfeden ve dönüştüren bir yazar. Cihan Aktaş, yazıyı mizacına uygun bir öğrenme yolu olarak tanımlar. Yitirilmiş hikmetin peşinde bir yolculuk aslında hikaye ve romanları. İyi ve doğrunun, adil ve haklının peşinde çeyrek asırdan beri çıkıyor bu yolculuğa. Ve bu seyri sülükte yol arkadaşı yapıyor okuyucusunu da. Modernizmin açık ya da dolaylı şekilde hayatımıza müdahalesi başlıca konuları arasında. Mütedeyyin kadının kişilik ve kimlik değerleri için verdiği mücadele de ayna tuttuğu bir başka yara. Türkçenin anlatma zemininde bulduğu yeni imkanlarla bu yaralara merhem arayan Cihan Aktaş, Erzincan Refahiye doğumlu bir mimar aslında. 1982 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan kısa bir süre sonra şehirler yerine fikirler ve edebiyatın mimarisini şekillendirmeyi tercih etti. Yeni Devir ve Milli Gazete'de köşe yazıları, Mavera Dergisi'nde gezi notları, Aylık Dergi'de telif ve tercüme hikayeleriyle denemeleri yayınlanan Cihan Aktaş, yalnızlaşan bireyin mücadelesini eserlerine yansıtışıyla Necip Fazıl Hikaye ve Roman Ödülü'ne layık görüldü.